Adada yeni bir müzakere sürecinin başlaması için ve bu müzakerenin de başarılı olabilmesi için gereken bellidir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit statüsü tescil edilmelidir. Ortak zemin bulunana kadar bu sürecin sürdürülmesi ve ortak bir zemin bulunması durumunda yeni bir müzakere sürecine geçileceğini ifade etmiştir. Biz de o ortak zeminden anlayışımızı bir kez daha egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statü olarak gördüğümüzü sürekli olarak kendileriyle bunları paylaşıyoruz. Müzakere eşitler arasında olur. Yoksa herhangi bir anlamı da olmaz, bir sonuç getirmez. Aksini zaten 54 yılda tecrübe ettik. Sonuçta ortada. Eşitliği reddeden kim, o da gayet açık net bir şekilde belli. Kaybedecek bir 50 yılımız daha yoktur. İki tarafın işbirliğiyle bundan sonra her iki halka da faydalı olacak bir takım önerileri gündeme getirmek. Sürekli olarak Birleşmiş Milletler denetiminde ve gözetiminde yapılan toplantılarda Türk tarafı bunları gündeme getirmektedir. Bütün bu süreçleri elbette anavatanımız ve garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti ile de istişare içerisinde bunları yapmaktayız. İki devletin işbirliğiyle her iki halkın da yararına olacak işbirliği önerilerimizi yakın bir zamanda sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ın geçen yıl Cenevre'de ortaya koyduğu vizyon ve öneriyi o gün destekledik Cenevre'de. Sayın Cumhurbaşkanım, o gün desteğimiz nasıl tam idiyse bugün de desteğimiz tamdır. Sizin bu vizyonunuzu, önerilerinizi her platformda desteklemeye, özellikle BM nezdinde desteklemeye devam edeceğiz. Bundan sonra bir müzakere olacaksa bu iki toplum değil, iki devlet arasında olacaktır. Bu güven yaratıcı önlemler bağlamında esas itibariyle federasyon tezini tekrar gün ışığına çıkartmak. Bizim artık öyle bir tezimiz yok. Biz anavatan ve garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yeni bir siyaseti gündeme getirdik. Bütün dünyayla paylaştık. Maraş açılımını da yeni siyasetin bir bacağı, bir yeni boyutu olarak değerlendirmekteyim. Eski sözde güven arttırıcı önlemleri sanki yeniymiş gibi, ilk defa söylenmiş gibi, yani bunu çok iyi bilen bizlere de satmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği nezdinde ve uluslararası toplumda da bunu yeni bir fikirmiş gibi satmaya çalışıyorlar. Gerçekten içinde yeni bir fikir olsa bunları biz her zaman konuşuruz. Türkiye olarak biz de buna destek veririz. Sözde güven yaratıcı önlemler, bunlar bizim için söz konusu bile değildir. Çünkü Maraş, Kuzey Kıbrıs Türkiye sınırları içerisindedir. Başbakan olduğum dönemde Türkiye'mizin de desteğiyle oradaki açılımı gerçekleştirdik. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Ve Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar da uluslararası hukuku ihlal etmiyor. Bizim temennimiz ve dileğimiz uluslararası hukuka uygun bir şekilde Maraş açılımını aşama aşama gerçekleştirmektir.